Ali Kara Hasanoğlu numana bile oy vermediler. Mütedeyyin insanları belli noktalarda birleştirme odaklı ifadeler kullanmaya gayret ediyoruz. Şu şu konularda birleşmeleri mümkün değil ama bu konuda birleşirler diyoruz. Ama maalesef dün Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı seçiminde Numan Kurtulmuş gibi dindar camianın hemen tamamının itirazı olmayacağı bir isim aday gösterilmesine rağmen Cumhur İttifakı dışındaki Dindar görünümlü milletvekillerinden oy verilmedi. O zaman Mayıs öncesindeki söylemimiz haklı çıkmış oldu. Her ne kadar gelecek İyi Parti, Deva, SP yönetimi Tayyip Erdoğan karşıtlığı yüzünden CHP çizgisine savruldukları söylense de gerçekte ise dindar kimliklerinden sıyrılıp politikayı adeta tabulaştırdıkları için bugünkü durdukları yerde konumlanıyorlar. Düşmanlıkları tek başına Erdoğan'a değil. Tapınmaları kendi nefislerine. Erdoğan'a oy vermediler, verdirmediler. Ne oldu? Erdoğan kazanamadı mı? Şimdi Numan Kurtulmuş'a oy vermediler. Ne oldu? Numan Bey kazanamadı mı? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçiminin dindar görünümlü milletvekillerinin bir kısmındaki maskeleri indirmesi özelliği bir yana olaya şu açıdan da yaklaşmalıyız. Yürütmenin başı Cumhurbaşkanı. Yasamanın başı da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Yasama ne kadar önemli ise yürütme de o kadar önemli o da seçimle belirleniyor. Diğeri de yürütmenin başındaki kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın yetkisi olmasa da anayasa kitaplarına bakarsanız yürütme, yasama, yargı üçgenine verdikleri öneme bakarsanız Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı da yürütmenin başı kadar önemli. Bir de yargı erki var ki yargının tepesi. Halk, halkın oy kullandığı seçimden ziyade meslek olarak yargıyı tercih edenlerin belli tecrübeden sonra en tepe yönetimin seçildiğini görüyoruz. Şimdilik Türkiye'deki sistemde yargının üst yönetimini halkın seçmesi diye bir uygulama yok. Kendi içlerinde yapılan seçimle yönetimi belirliyorlar. İleride yargının tepesi de halk tarafından seçilir mi bilemem. Laiklik gereği başörtülü öğrenciler üniversitelerde okuyamaz kararlarının verildiği dönemler için yargının tepe yönetiminin halk tarafından belirlenmesi gerekli hatta zorunlu olabilirdi. Böylece yargının hukuka aykırılığa meyletmesi önlenir, halkın iradesine karşı çıkması engellenirdi. Ama o yargının hukuka aykırı aldığı kararların çoğu yürütme erkinin inisiyatif alması sayesinde bugün artık tarihinin karanlığına gark oldu. Bundan sonrasında isterseniz yargının üst yönetimini halk seçebilir veya bugünkü sistemle de devam edilebilir. Bence fark etmez. Dolayısıyla üç erkten halkın dahil olmadığı yargıyı dışarıda bırakıp yürütmenin seçiminin de 28 Mayıs'ta tamamlandığını hatırlatıp dün akşam belirlenen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimlerine dönelim. Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefet ne yaptı? PKK'lısını, çakma ülkücü iplisini, milli görüşçüsünü, gelecek partilisini, deva partilisini, CHP'lisini bir araya getirip tek aday etrafında buluşturdu. Niye? Çünkü hepsi biliyordu ki Tayyip Erdoğan karşısında tek tek hiçbirisinin iddiası dahi olamaz. Dünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı seçimleri yapılırken merak ettim. Muhalefet tek aday etrafında niye toplanmıyorlar? Öyle ya, Tayyip Erdoğan'ı seçtirmemek için, bir zoru başarmak için birbiriyle kanlı bıçaklı olan partiler fedakarlık ve ferahatın zirve örneklerini verdiler. CHP dedi ki, matematik ortada. Bizim tek başımıza göstereceğimiz adayın Cumhurbaşkanı seçilmesi mümkün değil. HDP, Yine aynı tekrarlı karşımıza çıktı diğerleri de. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığında aynı söylemi tekrarlayamadılar. Birlik içinde hareket edemediler. Niye ki? Sakın bana matematik ortada. Cumhur İttifakının Türkiye Büyük Millet Meclisindeki sandalye sayısı 323. Geri kalan milletvekili sayısı mümkün değil. Nitelikli çoğunluğu da elde edemiyor, sal çoğunluğu da demeyin. Aynısının tıpkısını Cumhurbaşkanlığı seçiminde de defalarca söyledik. Hem de muhataplarımızın HDP ittifakta yok dedikleri günlerde söyledik. Altakge verkülah metotları ile cumhurbaşkanını belirlemeye kalktılar. Hepsi birlik olsalar kazanamıyorlardı. Şanslarını denediler. Kazandıktan sonra nasıl yöneteceksiniz dediğimizde bir kazanalım, fedakarlık içinde nasıl yöneteceğiz? Görürsünüz dediler. Ama aralarında kirli pazarlıklar yaptılar. Şimdi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığında şanslarını denemeye bile cesaret edemediler. CHP ayrı, İP ayrı, Gelecek ayrı, Deva ayrı, YSP ayrı başkan adayı çıkardılar. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan'ın karşısında tuvalet terliği olsa ona bile oy veririz diyenler şimdi Tayyip Erdoğan'ın aday gösterdiği Numan Kurtulmuş'un karşısındaki adaylardan birisinin etrafında buluşmayı gündemlerine bile almadılar. Her biri ayrı ayrı aday oldular. O zaman bunların seçim öncesinde yaptıkları o süslü açıklamaların hepsi bir rolden ibaret olmuyor mu? Biz fedakarlık üzerine kurulmuş bir birlikteliyiz. Partimizin logosu ile seçime girmekten bile feragatta bulunuyoruz derken aslında feragattan ziyade yüzde sıfır olarak alacakları gerçek oy belli olmasın diye CHP'nin adayını destedikleri ortaya çıkmıyor mu? Cumhurbaşkanlığı sisteminde yasama organı itibarsızlaştırılıyor. Bunu asla kabul edemeyiz diyerek itiraz edenler 28 Mayıs'ta yürütmeyi tek adayıyla girdikleri halde kazanamadılar. Bari yasama organında şansımızı zorlayalım girişiminde bile bulunmadan teslim oldular. Yasama organının başkanlığını almak için bir çaba sarf edelim, ciddi bir seçim yaptıralım. 400 oy aranan ilk iki turda 16 oy, 20 oy, 42 oy nedir? Bu sayıdaki oylar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yarışını da itibarsızlaştırır diyemediler. Bu sayılarla döndük eski yıllara. Benim 16 milletvekilim var diyenler Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na utanmadan, sıkılmadan hemen adaylığını koydu. 20 oy ancak alabilecek olanlar yine aynı mantıkla adaylıklarını açıkladılar ve sonra bize dönüp ulvi gayeler idealist yaklaşımlarla ülkeyi yönetmeye bir söylemini tekrarlayarak aklımızla alay etmeye kalkıştılar ama kaybettiler. Kaybetmeye de her daim mahkumlar.